birlikteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Yargılarından hangine, hangilerine ulaşılabilir diyor. Aşağıdaki şekilde güneş ışınları K ve L temsil etmektedir. K, L ışınların eşit miktarda, bakın eşit miktarda gönderiliyormuş. Güneş enerjisi taşımasına rağmen dünya üzerinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklı. Hemen büyük alan, küçük alan. Zaten güneş ışınları eğik geldiği zaman büyük alanı ışıtır. Dik geldiği zaman küçük alanı ışıtır. Burada sıcaklık yüksek, burada sıcaklık düşük olur. Bu nedenle güneş ışınların gelme açısını değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir. Buna göre açıklamalarda verilen model dikkate alındığında hangilerine ulaşır diyor. Kuzey kutbu çevresine göre ekvator L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. Evet burası daha fazla ısınan dar alan yüksek sıcaklık birinci doğru ifade. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit bakın 3 ışık gelmiş 3 ışık gelmiş eşit miktarı eşit olmasına rağmen K ışınları daha geniş alana etki etmektedir. Bakın eğik geldiği için daha geniş alana etki etmektedir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Günün aynı vaktinde bir cisme K ışınların düştüğü bölgedeki gölge boyu L cisminin düştüğü bölgedeki bölgeden azdır. Tam tersi olacak arkadaşlar. Eğik geldiği zaman gölge boyu fazla, dik geldiği zaman gölge boyu olmaz. Onun için tam tersi olacak. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci sorunun doğru cevabı C. İkinci soru aşağıda verilen bitkilerin kuzey yarım kürede hasat zamanı gösteren bir mevsim çarkı ile dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Dünyanın güneş etrafındaki konumlara bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar baktığımızda böğürtlen hemen böğürtlene bakıyoruz. Ne zaman? Yaz ayında. Dünyadaki konumu bir ve güneyde bakalım. Bir de güney yarım kürede hangi mevsim var? Kış. Bakıyoruz burada yaz. O halde bir olmaz. Enginar'a bakıyoruz arkadaşlar. Enginar ne zaman ilkbaharda baharda güneş iki konumuna baktığımızda kuzey yarım kürede iki de, e, kuzey yarım kürede iki de ne olur? Sonbahar. Sonbahar olur. O halde bu da olmaz. Bamya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bamyanın hasat mevsimi yaz. Üç konumuna bakıyoruz. Üç konumu hasat mevsimi yaz. Bakıyoruz Güney Yarım Küre'de hangi mevsim var? Yaz. O halde Güney Yarım Küre'de yaz olduğu için üç konumunda olur ve doğru olur. Arkadaşlar şöyle mevsimleri tekrar edecek olursak burada güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye dik düştüğü için yaz, kuzeyde kış. Burada ne olur arkadaşlar? Burada kuzeyde ilkbahar, güneyde sonbahar, burada kuzeyde yaz, güneyde kış, burada arkadaşlar ne olur? Kuzeyde sonbahar, güneyde ne olur? İlkbahar olur. Tekrar etmiş olduk. Üçüncü soru arkadaşlar, barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili basamaklarından takip edilirse en doğru şekilde tanımlanmış olur. Barajların yapıldıkları bölgede iklim değişikliğine etkileri konulu bir araştırma Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı seçiliyor. Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve geçen zaman içerisinde bölgede büyük bir göl oluşmuş. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burada iklim 1990 öncesi 1990 sonrası iklim değişikliğine neden olabilmesi için en az 30-35 yılın geçmesi gerekiyordu. Barajın yapımından itibaren 5 yıl olmaz iklim değişikliği 5 yılda olmaz en az 30 35 yıl 90 yılından önceki hava olaylarının ortalamasına ilişkin verilerin nasıl değiştiği incelenmelidir bununla alakası yok arkadaşlar 80 yıl ait ortalama 20 yılda olmaz arkadaşlar Ortalama hava olaylarının baraj yapımından 30 yıl öncesi ve günümüze kadar verilen incelenmeli ve karşılaştırılmalıdır. Doğru arkadaşlar bir iklimin karşılaştırılabilmesi için en az 30 yıl geçmesi gerekiyordu. O halde cevabımız D şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür diyor. Arkadaşlar burada hava olaylarla bağlı olarak bir görünüm. Burada hava olaylarına bağlı bir görünüm. Yağmur yağıyor, fırtına çıkmış. Burada kar yağıyor, hava olaylarla bağlı bir görünüm. Fakat B şıkkında arkadaşlar kumullar oluşmuş. Bu da uzun yıllar iklimin etkisiyle oluşmuş bir görünüm. O halde hangisidir doğru cevabımız? B. Beşinci soruyla devam edelim. Bir deney sorusu buna göre Hangi seçenekte öğrencinin deney sonucunu gösteren düzenek olabilir diyor. Baktığımızda arkadaşlar hemen bir denezik düzeneğini okuyalım. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketlerine rüzgar diyorduk. Yüksekten alçağa rüzgar oluşuyor. Rüzgarın oluşumu hava hareket yönü gözlemlemek için bir deney düzeneği tasarlanmış. Deney düzeneğinde iki adet mum. Neden? Sıcaklık artacak, sıcaklık oluşturacak ve alçak basınç oluşturacak. Ve köpükler koymuş. Ortaya koyduğumuzda ne olacak? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava hareketleri olacak ve köpükler hareket edecek. Hemen öncülleri okuyalım. Strafor köpük taneleri camın tam orta kısmına eşit şekilde dağıtılacaktır. Aynı miktarda ısı veren mumlar yakılarak cam borunun uygun yerlerine konulacaktır. Rüzgarın hareket yönü gözlemlemek için cam borunun içerisindeki strafor köpük tanelerin yığılma miktarına bakılacaktır. O halde arkadaşlar hangisini yaparsak uygun olur. Bakıyoruz bura yakın konulmuş. Burada sıcaklık daha fazla olur. O halde bu tarafta ne olur? Alçak basınç. AB şeklinde gösterelim arkadaşlar. Burada yüksek basınç olur. Nasıl olur? Yüksekten alçağa yani köpükler bu tarafa doğru gelmesi gerekirken burada ortada kalmış o halde A şıkkı olmaz. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Burası ne olmuş? Alçak basınç. Burası yüksek basınç. Alçak basınçtan yüksek basınca yani köpükler bu tarafta solma gerekirken burada da yanlış. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Burası sıcak. Ne olur? Alçak basınç. Burası daha geri dolduğu için ee, yüksek basınç. Bakıyoruz köpük taneleri yüksekten alçağa gelmiş. Doğru. Cevap C şık ama B'ye de bakalım. Arkadaşlar burası ne olur? Burada mum konulmamış. Burası alçak basınç olur. Burası yüksek basınç olur. Sıcak olduğu için köpük taneleri bu tarafa gelmeleri gerekirdi. Yanlış bu tarafa yapılmış. O halde doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. Arkadaşlar buna göre verilen tarihlerde hangi depodaki suyun sıcaklığı 30 santigrat derece daha kısa sürede ulaşması beklenir? Yıl boyunca güneşten gelen ışınlar dünyaya farklı açılarla düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın açı ile düştüğünde ısı enerjisi fazladır. O halde biz dik yerlerdeki ısı enerjisinin fazla olduğunu düşünürsek hemen doğru 30 santigrat dereceye çıktığını anlayabiliriz. Güneşin eş yükseltideki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş güneş enerjisi ısıtma sistemleri takılmış ve depoların tamamı eşit sıcaklıkta su ile doldurulmuş. Yengeç dönencesine yani K güneş enerjisine ne zaman dik gelir? 21 Haziran. O halde K 21 Haziran olacak. Bakalım 21 Haziran K olan bez D şıkkı var. Sadece D şıkkı var. Ekvatora ne zaman gelir? İlkbaharda gelir. Bakıyoruz. L. Nerede olacak arkadaşlar? 23 Eylül'de. Yani Ekinoks. 21 Mart 23 Eylül olabilir. M'ye bakıyoruz. Oğlak dönencesine ne zaman dik gelir? 21 Aralık'ta bu da doğru. O halde doğru cevabımız D şıkkı. Yedinci soruyla devam edelim. Arkadaşlar bir, bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki özelliklerine hangisi kesinlikle değişikliğe neden olur diyor. İklimin değişmesi, bir türe ait bazı özelliklerin ve değişmesine neden olabilir. Bu durum şemalarda şu şekilde açıklanmıştır. Bir tür hayatta kalabilmek için uygun şartlara sahip iklim değişikliklerinde yaşar. Yani kağıda yaşarmış. Yaşanan iklim değişikliği sebebiyle yeni alanlarda yaşamaya uygun hale gelebilir. Bakın burada arkadaşlar türün yaşama alanı bu taraflara doğru kaymış mor. Önceden yaşanılan bölgeler artık yaşamaya uygun olmayabilir. L'de bakın gösterilmiş. İklim türünün dağılımı yeteneğinden daha hızlı değişebilir ve bireylerin yeni alanların tümü konuleşmeyebilir, konuleştirmeyebilir. Baktığımızda arkadaşlar burada da M gösterilmiş. Burada baktığımızda birey sayısı, yaşam alanı, tür sayısı, dağılma yeteneklerinde. Burada en fazla nerede bakın yaşam alanı, yaşam alanı, yaşam alanı o halde burada kesinlikle değişiklik yapılacak yer neresidir? Yaşam alanı olacaktır. Sekizinci soruya bakalım arkadaşlar. Alçak basınç alanlarında yükseltici hava hareketleri. Bakın alçakta yükseltici yani hava hareketi ne olacak? Yukarıya doğru. Yüksek basınçta ne olacak? Aşağıya doğru. A şıkkından başlayalım. Burası sıcak, alçak basınç yukarıya doğru, doğru. Burası soğuk, aşağıya doğru, doğru. Burası soğuk, aşağıya doğru, doğru. Burası sıcak, yukarıya doğru, doğru. O halde doğru olan A. Diğerlerine de bakalım. Soğukta yukarıya olmaz, yanlış. Devam edelim. Sıcakta yukarıya, soğukta aşağıya, soğukta aşağıya, soğukta yukarıya olmaz arkadaşlar ne olacak? Aşağıya doğru olacak. Bu da yanlış. Hemen bakalım. sıcakta yukarıya doğru, soğukta aşağıya doğru, soğukta yukarıya olmaz. O halde bu da bu da yanlış arkadaşlar. Bu da yanlış. O halde cevabımız A şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Arkadaşlar araştırmacının bu sonuçlarından yola çıkarak çaplazmalardaki 3, 4, 2, 3, 4 bezelilerin fenotip ve genotip durumu hangi şıkta doğal olarak verilmiştir? Bezele bitkisinin yeşil meyve renginin özelliğine baskın, sarı meyve rengi özelliğine ise çekiniktir. Bezelere de bu özelliklerin kalıtımında üç farklı genotipte birey oluşabilir. Bezele bitkisinde Meyve rengi genotipleri aşağıdaki gibidir. Fenotipler arkadaşlar büyük 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 küçük olduğu zaman yeşil baskın olduğu için yeşil renkli meyve küçük küçük çekinik olduğu için sarı renkli meyve oluşuyor. Burada bu araştırmacı 4 farklı bezelye bitkisinin meyve rengi ile ilgili yaptığı çaprazlamaların sonuçları aşağıda. Bu halde bize 2, 3, 4 numaralı bezelyelerin fenotipini ve genotipini istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada birinci öncülden başlamayalım. Çünkü çok vaktimizi alabilmeleri, alabilmeleri için birden başlarsak bizi çok yanıltır. Neyden başlayalım? Dörtten başladığımızda daha az vaktimizi alacaktır. Tek tek. Bir ve dört bezelyeleri. Biz bu bezelyelerin genotiplerini bilmiyoruz. Çaplazlandığında yeşil ve sarı meyve veren üç farklı genotip. Arkadaşlar, üç farklı genotip oluşabilmesi için ve yeşil ve sarı oluşabilmesi için ikisinin de ne olması lazım? heterozigot yani birinde bir ne olması lazım büyük m küçük m dört ne olması lazım büyük m küçük m şimdi zaten biri istemiyor bize dördü istiyor dördün kesinlikle ne olması lazım büyük m küçük m buraya bakıyorum burada değil bu olabilir büyük m küçük m zaten böyle olmaz sarı olmaz küçük m küçük m olması lazımdı c şıkkını da eledim cevabım ya a ya d şimdi o halde neye bakalım İkinci öncüle bakalım. Biri bulmuştum. Bir neydi? Büyük me, küçük me. Bezeleleri, üçü bilmiyorum. Yeşil ve sarı meyve veren iki farklı genotipe sahip bezelye bitkileri elde ediliyor. Arkadaşlar, yeşil ve sarı bezelya oluşabilmesi için hangi şıktaki olursa hem yeşil hem sarı? Bakıyorum arkadaşlar. Küçük me, küçük me, küçük me, küçük me. İkisi de olabilir. Yani... Buradan çıkaramadım Birinci öncüle de bakmak zorunda kaldım Birinci öncüle baktığımda Birinci ve ikinci bezeli çaprazında Tamamı yeşil meyve veren iki farklı genotip Tamamı yeşil meyve verebilmesi için Bakın burada heterozigot olursa Zaten biz bir de küçük meyve bulmuştuk Burada sarı oluşabilir Tamamı yeşil olabilmesi için Sadece D şıkkındaki Büyük M büyük genotipinde bezeli olmak zorunda O halde cevabımız D şıkkı Onuncu soru Arkadaşlar karakterlere ait özelliklerde baskınlık ve çekinlik durumu önceden bilinmeyen bir öğrenci sadece bu çaprazlamalara bakarak F1 dölünde özelliklerin alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir. Arkadaşlar F1 bölüne baktığımda çekinik olup olmadığını mesela sarı pardon düzgün ve buruşuk çaprazlandığında düzgün çıkmış ben F1 bölüne sadece bakarak Burada anlayamam. Boy uzunluğu uzun 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 çıkmış. Yanda yanda uçta. Bakın, iki tane heterozigot iki çaprazlandığında farklı genotipte ve fenotipte birey ortaya çıkmışsa burada bu kesinlikle çekinik bir özelliktir. Çekinik olmasaydı bir de görülemezdi o halde. Bakın burada sarı, yeşil, yeşil. Bunu da bilemem. F1 dölünde bulabilmem için F1 dölüne sadece F1 dölüne bakarak yandaki özelliklerde kesinlikle çekinik olduğunu hangisinde söyleyebilirim? Uçta e, çiçek özelliği kesinlikle ne olacaktır? Çekinik olacaktır. Cevabım A şıkkı. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.